Efendim 8'de sağlık çok güzel bir konuyla devam ediyor. Hatta yayın öncesi böyle biz biraz sohbet ettik. İşte şunları nasıl yeneriz, bunları ne yaparız falan diye. Uzman doktor Sühendan Coşan bizlerle. Böyle bugün modern, kendisi aynı zamanda modern enerji uzmanı ve eğitmeni. Bugün de bize modern enerjiden bahsedecek. Bunları neyi amaçlıyoruz, bunları anlatacak. Arada ben de o program öncesi sorduklarımı sizin için de burada soracağım kendisine. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz? Bizler de çok iyiyiz, teşekkür ederiz. Evet, program başında söylediğim gibi modern enerji diye bir şey duyuyoruz ama ben biraz bilgi sahibi oldum. Hem de biraz sohbet ettik öncesinde sizinle. Merak eden izleyicilerimiz için bize bir anlatır mısınız? Bir de neyi amaçlıyor, ne oluyor, ne yapıyoruz hocam bununla? Modern enerji teknikleri enerji bedeniyle çalışır. Enerji bedeni eğer sağlıklıysa, enerjimiz iyi akıyorsa, bu akış sağlıklıysa biz kendimizi mutlu hissederiz, güçlü hissederiz, özgüvenli hissederiz. Buna engel olan bütün kodları, blokajları bu teknikler sırasında çözüyoruz ve kişi gerçekten kendini çok daha mutlu ve özgüvenli, sağlıklı, iyi hissediyor. Biliyoruz ki bir çocuğun, yani psikolojide de çok anlatılır, temel ihtiyaçları var. Nedir bunlar? Değer görmek, sevilmek, onaylanmak gibi ihtiyaçlar. Aslında bunlar enerji sisteminin de ihtiyaçları. Bir çocuk eğer büyüme döneminde bunları yeterli görmezse ebeveynlerinden, enerji sisteminde bu eksiklikler enerji eksikliği yaratıyor. Ve sonrasında sistem hayatı boyunca, yani o çocuk büyüdüğünde de bu eksikliği tamamlamaya çalışıyor. Örneğin değer görmediyse enerji sisteminde bu eksik kalıyor ve ilişkilerinde değer görmeye çalışıyor, patronundan değer görmeye çalışıyor. Değer gördüğü kadarıyla, mesela onaylandığı kadarıyla kendini değerli hissediyor. Yani dışarıya bağımlı oluyor gerçekten. Yani aslında sistem kendini tamamlamaya çalışıyor. Burada bu... Aslında ruhun ihtiyaçları sabit. Bir takım ihtiyaçları evet, var işte. Evet. Değer görmek, sevgi evet, görmek, evet, onaylanmak. Onaylanmak. Evet. Eğer bunları almıyorsa ruh bunları bir şekilde yaşantısı içerisinde tamamlamaya çalışıyor. Tabii. Hı-hı. Örneğin bana gelir danışanlar, ya hep veriyorum, hep veriyorum. Aslında güzel bir şey hep verici olmak. Seansa gireriz, sorarım. Yani hep veriyor olmanın sana hissettirdiği olumlu şey ne? Öyle kabul görürüm diyor ya da öyle sevilirim diye düşünüyor. Ve bir süre sonra aslında hani bunu kimlik edinmiş, çok güzel gibi görünüyor. Sürekli verdikçe tükenmeye başlıyor. Bu bir problem haline geliyor. Aslında orada sistemi vererek bir değer görmeye çalışıyor veya evleniyor, eşinden çok fazla değer görmeye çalışıyor. Ya bu çok normal, evet, ama biraz değer... Beklentiler yükseliyor. Tabii. Yani özgür bir birey olarak yaşamıyor ilişkilerini ya da işinde özgür, güvenli bir birey olmuyor. Sürekli sistem işte patronundan fazla onay görmeye çalışıyor. Bunun mesela eksikliğini hep hissettiği şeyini hep bunu hissediyor, etrafına yansıtıyor ve sonra beklentilerini yükseltiyor. Olmayınca evet, da mutsuzluk devam ediyor. Ve tabii bir reaksiyonlar ortaya çıkıyor. Örneğin eşinden onay görmek istiyor, takdir görmek istiyor. Çocukluğunda babadan takdir görmemiştir o çocuk. Büyüdüğünde bilinçaltı için eşi aslında baba figürüdür, aynıdır, erkek figürü. Her takdir görmediğinde reaksiyon gösteriyor. Ya ben bunu örnek hep veriyorum danışanlara. Mesela eşi işten gelmiştir, yorgun. Yani yüzü biraz hani düşük. Yemek koymuş eşi. Yemek diyor ki, ya hanım bu tuzlu olmuş diyor. İçeriden böyle bir şey yükselir. Yani birden reaksiyon gösterir. Onu eleştiri gibi algılar. Aslında orada bilinçaltı karşıda babayı görüyordur. Orada bir eleştiri gibi algılar ve reaksiyon gösterir. Çünkü o tamamlanmamış enerji nedeniyle her tamamlayamadığını düşündüğünde reaksiyon gösterir ve mutsuz olur. Şimdi modern enerji tekniklerinde ne yapıyoruz? Aslında bir kişi geldiği zaman çocukluğa iniliyor bir şekilde ve anne babadan alması gereken bütün bu duyguları bu sistemde tamamlıyoruz. Şimdi aslında ben gençler ve çocuklarla çok çalışmak istiyorum. Amaçlarımdan biri bu. Ben de anneyim çünkü onun büyüme döneminde çok problemleri gördüm. Şu problem çok var. Yani hep belki siz de duydunuz, güvenli bağlanma problemi. Doğru. Anne ile çocuk arasında veya baba ile çocuk arasında yeterli sevgi bağı kurulamayabiliyor. Bunun da nedeni aslında
Siz kendi anne babanızdan yeterli sevgi aktarımını alamadıysanız, o duyguyu alamadıysanız ve sisteminiz tamamlanmadıysa siz çocuğunuza bunu aktaramıyorsunuz. Dolayısıyla siz de bu bağı kuramıyorsunuz. Şimdi bana çocuk... Peki bu bağı izleyicilerimiz için sorayım. Kuramadığımızı nasıl anlarız? Yani ne gibi tepkiler oluyor? Çocuğumuza nasıl farklılıklar oluyor normalde olmaması gereken? Şimdi normalde enerji sisteminin enerjisi düşerse çocuklarda ya da büyüklerde, ama madem çocukları konuşuyoruz, mesela öfke atakları olur. Aslında o enerji sistemi çığlık atıyordur. Benimle ilgilen. Burada bir problem var. Veya çocuk hareketlenir. Çok hareketli olur, çok yaramaz derler. Aslında kendini güvende hissetmiyordur. Yani anneden veya babadan o aktarım yeterli değilse çocuk kendini güvensiz hissettiği için hareketli olur. Hatta bazı erişkinlerde de çocuklukta bu güvenli bağlanma olmadıysa, yani içerisi güvende hissetmiyorsa çok dışa dönük yaşar. Mesela der ki hep çalışıyorum, çok işine çok bağlıdır, sosyal olmazsa kendini kötü hisseder. Hep dışarıdadır mesela onlar. Yani evde kendiyle şöyle sakin kalamaz. Çünkü içerisi güvende hissetmiyordur ve yüzleşmek istemiyordur. Hep dışarıda aslında içeriği tamamlamaya çalışıyordur. İşiyle, sosyal hayatıyla, eğlenceyle. İşte biz burada bu teknikle, ya da benim aslında esas amacım, çocuklar ve gençlerle çalışırken, yani çünkü geliyorlar bana, problemler vardı, işte agresyon olabilir, sınav kaygısı olabilir, anksiyete bozuklukları, işte obsesif kompulsif bozukluklar. Yani aslında bu şu demek, yani çocuk kaygılı ve buna eşlik eden davranışlar, mesela çok elini yıkar, kapıyı birkaç kere kilitler, yalnız kalamaz gibi yoğun kaygı ve eşlik eden davranışlar. Bunlar aslında genellikle güven problemleri. Orada güvenli bağı tekrar kurmam gerekir, ama şimdi çocukla seans yaparken anneye şöyle davranman gerekiyor, böyle davranman gerekiyor diyoruz, ama şimdi anne de aslında, ya da bizler de kendi anne babamızdan gördüğümüzü modelliyoruz. Mesela çocuk doğduğu zaman annesi ona nasıl davranıyorsa, bir kız çocuğu, anne böyle olur. Yani model artık öyle kaydolmuş. Öyle gördüğü için. Öyle görür ve otomatik olarak böyle davranır. Hatta kendi de anne olduğunda onu anne modeli olarak uyguluyor. Aynen. Yani kendi annesi böyle kontrolörse, çünkü kontrolör anneler hani sürekli yapılması gerekenleri söyler. Kaçta yatılması gerektiği, kaçta yemek yemesi gerektiği. Fakat bu kontrol içinde çocuğa gerçekten sevgi aktarımı zayıf kalabiliyor. Yani bir çocukla anda kalıp gerçekten onun zamanına inip onunla olmak, onun duygusunu paylaşmak, onu görmek, o anı doyasıya birlikte paylaşmak unutuluyor. Hele bugün günümüzde o kadar çok kaygı pompalanıyor ki, bir kere sınav kaygıları var, hastalık kaygısı var, dünyada gelişen olaylar var, herkes kaygılı ve bir koşuşturma içinde. Şimdi bu dönem de bunu destekliyor. Kendi anne babadan da görmemiş bilinçaltı, yani kayıtlarda yok. Şimdi kayıtlarda olmayan bir görüntüyü ya da olmayan bir bilgiyi bilinçli bir şekilde gösterebilmemiz mümkün olmuyor. Dediğim gibi nasıl kaydettiyse öyle davranıyor. Dolayısıyla ebeveynle de çalışarak onların enerji sistemlerini tamamlayıp oradaki görüntüleri değiştiriyoruz. Yani onun anne babası modelini de değiştiriyoruz. Çocuklarda da bunu değiştirebiliyor muyuz? Çocuklarda da değiştiriyoruz. Ama hani çocuklarda değiştirirken anneyle de çalıştığım zaman anne artık o sevgiyi aktarabilir duruma geliyor. Ve aradaki güvenli bağı tekrar kurmak çok kolaylaşıyor. Tabii çocukla çalışırken zaten onu ben sağlıyorum. Yani onun enerji sisteminde eksikleri tamamlıyorum. Ama aynı zamanda ebeveynle de çalıştığımda ebeveyn artık doğru davranabilmeye başlıyor ve aralarındaki o güvenli bağı kurmak çok daha kolay oluyor. Bugün psikoloji zaten bunun üzerine çok duruyor. Yani güvenli bağlanmanın üzerinde, anne çocuk, baba çocuk ilişkilerinde modern enerji tekniklerini ben kullanırken özellikle bunu sağlamaya çalışıyorum. Ve bunun etkileri çok büyük oluyor zaten bunu yaptığım zaman. Şimdi şöyle bir şey de var. Yani herkes anne baba olmadan önce bir takım kendi sözler veriyordur. İşte şöyle davranacağım, böyle ilgileneceğim, şöyle sevgi vereceğim. Aslında herkes her şeyi yapmak istiyor çocuğuyla, evet, ilgili, kesinlikle. Ama değişen yaşam koşulları
koşulları, bir de o anlattığınız gibi kendi anne babalarından aldığı örneklemler, model olarak gördüğü davranışları uyguluyor filan. Hata yaptığını, belki çocuk yetişkin olmaya başladığında ya da çocuktan bir takım sıkıntılar gelmeye başladığında öğreniyor. Bu anlamda aslında bu da bir o tepkileri sonradan görüp bunların üzerine gitmek, bunları değerlendirmekle beraber kişi hem kendini davranışlarının doğruluğunu teyit etmiş oluyor, farkındalıkları artıyor. Kesinlikle. Belki kendi bunu gördüğünde kendi annesiyle ilgili olan varsa eğer sıkıntılı gördüğü şeyleri onları da çözümleyebiliyor. Yani aslında bu devamındaki üç reste fayda sağlıyor diyebilir miyiz kesinlikle. Bu ilişki? Yani bir zinciri kırıyoruz çünkü aktarımdır bu. Yani anne çocuk ya da işte baba çocuk hep modellemeyle gider. Biz çalıştığımız zaman aslında kişinin kendi anne babasına da enerji alanına girip çalışırız. Onun enerji sistemini tamamlayıp doğru modellemeyi oraya yerleştirdiğimizde artık daha sağlıklı, psikolojik olarak sağlıklı bir neslin oluşmasına yardımcı oluyoruz. Aslında bir zinciri kırıyoruz biz bu tekniklerle. Yani zaten bunu hani diğer alanlar da yapmaya çalışıyor. Yani doğru bir diyalog, doğru aile içinde gerçekten doğru bağlanmaz, o sevgi bağlarını oluşturmaya çalışıyor bütün alanlar ama biz bunu enerjiyle çok daha hızlı yapabiliyoruz alana girip. Peki mesela nasıl bir şeyden böyle bir sıkıntı olduğunu anlayabiliriz? Yani yaşadığı bir an onu mutsuz ediyor ve bunu çözmekte fayda olur diyebileceğimiz izleyicilerimiz için de hani bu olabilir. Bu illa çocuk değil, yetişkin ileri yaşta. Neleri hissetmeye başladığında böyle bir şey düşünebilir ya kendi bunun eğitimini alabilir, modern enerjinin kendine bunu uygulayabilir demiştiniz daha önce. Ya da bir problem olduğunu düşünebilir, modern enerji burada ona fayda sağlar diyebiliriz. Problem hissettiği her alanda çalışıyoruz. Çünkü çok basit bir problem gibi bile olabilir. Yani diyelim ki oyuncudur ya da sanatçıdır, bir şey üretiyordur. Onunla ilgili tanınmak istiyordur. Bu bile olabilir. Yani orada problem hissettiği her şey. Depresyonda hissediyor olabilir, güven problemi olabilir, panik ataklar olabilir, araba kullanırken kaygım var diyebilir. Ya da kendime güvenmiyorum, özgüven problemim var diyebilir. Ya da malum son dönemde işte bu her an hasta olacağım korkusu. Tabii. Ya da işte deprem gündemi olduğunda deprem korkusu. Size bundan da bahsetmiştim. Mesela bunları aslında inip çözümleyebileceğimiz noktalar bularak bunlardan kurtulabiliyoruz dediniz, öyle değil mi? Kesinlikle. Örneğin fobiler, işte deprem korkusu, kaygı neyse o kesinlikle enerji sisteminde bir bilgi, kod olarak ya da bir blokaj olarak duruyor. Ne yapıyoruz? Seansta o blokajı tespit ediyoruz. Ve aslında blokaj dediğimiz şey orada bir enerji eksikliği. Bunu tamamlayıp dönüştürdüğümüz zaman, akışı sağladığımız zaman o sizden tamamen kalkmış oluyor. Bir daha öyle bir korku hissetmiyorsunuz. Deprem korkusu olur, her türlü fobi olabilir. Nasıl yapılıyor peki bu? Bize biraz yönteminden de bahseder misiniz? Burada aslında en temel yöntemi EFT. Yani biz karşılıklı seans başında karşılıklı oturuyoruz. Ve enerji giriş noktalarımız var. Aslında bizim bir enerji bedenimiz var. Enerji bedenimizin enerji giriş noktaları var, tespit edilmiş. Bizim de ellerimizden enerji çıkışı oluyor. Biz karşılıklı, siz kendinize, ben kendime vuruşlar yaparken, diyelim ki bana dediniz ki ben depremden korkuyorum. Bunu diyorum ki mesela bunu bedeninde nerede hissediyorsun diye soruyorum. O hissettiğiniz zaman o blokaja odaklanıyoruz tapping sırasında veya emotrans denen bir tekniğimiz var. Emotrans şu, oradaki blokaja odaklandığımızda, çünkü prensip şu, nereye odaklanırsanız oraya enerji akar. Aslında hayatınızda da öyledir. Nereye odaklanırsanız, hayatınızın hangi alanına odaklanırsanız oraya enerji akıtırsınız ve orayı çoğaltırsınız. Bunu da hemen dipnot söyleyeyim. Ne güzel. Sistemde de bunu tespit ediyoruz, enerji yani bedeninize de bunu tespit ediyoruz. Birlikte odaklanıyoruz, tappingle veya ben karşıdan odaklanıyorum. Oraya enerji akışını sağlıyoruz. O blokajı çözdüğümüzde ve tam çözdüğümüzde siz artık
deprem fobisi hissetmiyorsunuz artık. O dönüşmüş ve tamamen değişmiş oluyor kalıcı olarak. Çok güzel. Keşke hepimiz böyle bir anda hatta bu modern enerjiyle negatif duygularımızdan arınsak, böyle korkulardan, kaygılardan, kötü düşüncelerden, eksikliklerden uzak böyle mutlu pozitif yaşasak ve bir sürü başarıdan başarıya koşsak diyelim o zaman. Çok teşekkür ederiz. Çok ben yine teşekkür ederim. Bize pozitif enerji getirdiniz ve daha iyi bakmaya başladık. Öyle değil mi? İzleyicilerimiz de beni teyit edecektir. Uzman Doktor Sühendal Coşan, kendisi modern enerji uzmanı ve aynı zamanda eğitmeni, bize modern enerjiden ve amacından nasıl uygulanıp nelere fayda sağlayıp nerede değişiklikler yarattığından bahsetti. Siz de kararlamaktan keyif duyarız. Teşekkür ederim. 8'de sağlık devam ediyor.